Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Arkadaşlar bugünkü dersimizde inşallah gusul e, gusül kısmının tamamını ele alacağız. Yani yaklaşık 3 fasıl inşallah işleyeceğiz. E, birinci faslımızda guslu gerektiren durumlar yani hangi durumda gusül farz olur? İkincisinde guslün farzları ve sünnetleri. Üçüncü kısımda ise sünnet olan gusuller nelerdir? Onları ele alacağız. İlk faslımız ee, guslu guslü gerektiren durumlarla ilgili olacak. Der ki kitabımızın müellifi وَالَّذِي يُوْجِبُ الْغُسْلَ سِتَّتُ اَشْيَاءَ Guslü gerektiren durumlar altıdır. ثَلَاثَةٌ تَشْتِرِكُ ف۪يهَا اَرْرِجَالُ وَالنِّسَاءُ Bu altı taneden üç tanesinde kadın ve erkek ortaktır. Yani bu üç tanesi her ikisinden kimde bulunursa kendisine gusül gerekir. Nedir peki o üç tanesi? iltika'u el hitaneyni. Kadın ile erkeğin e, sünnet yerlerinin birleşmesi. Yani erkeğin sünnet yeri yani Zekeri'nin baş kısmının kadının avret yerinde kaybolmasıyla gusül gerekir. Hani... Erkeğin sünnet yeri zaten malumdur arkadaşlar. Bayanın sünnet yeri ise hani malum ne bizim toplumumuzda ne de başka toplumlarda bu durum pek yaygın değildir. Yani belki çok azdır bayanın sünnet olma durumu. O da kadının fercinin üst kısmıdır. İşte bu kaybolma neticesinde arkadaşlar ee, bayana da gusül gerekir, erkeğe de gusül gerekir. Çünkü diyoruz ki فَلَاثَةٌ تَشْتَرِكُ فِيهَا الْرِجَالُ وَالنِّسَاءُ وإنزال المني erkek için de bayan içinde yani erkekten meni geldiği gibi bayandan da meni gelir hatta e, Ummu Süleym e, radıyallahu anha bir gün Peygamber Efendimiz'in yanına gelir der ki ya Resulallah inna Allah la yastahi min al allah Allahu Teala haktan haya etmez yani bizler dini sorularımızı e, rahatlıkla sana sorabilir miyiz der ki hel alel mer'ati min guslin kadın ihtilam olduğunda yani gece rüya gördüğünde kendisine de gusül gerekir mi hani her rüya guslu gerektirmez çünkü menin çıkmadığı durumlarda gusül gerekmez ümmü seleim der ki kadın rüya gördüğünde kendisine gusül gerekir mi efendimiz aleyhissalatu vesselam der ki naam iza ra'atil ma'a eğer kadın suyu görürse o ihtilam ile birlikte kendisinden su da çıkarsa bu durumda kendisine ne gerekir? Kendisine gusül gerekir. Tıpkı erkeğe gerektiği gibi. Öyleyse arkadaşlar e, erkeğin avret yerinin bayanın avret yerinde kaybolması direkt guslu gerektirir. Böyle ki kadından da erkekten de herhangi bir şey çıkmasa. Bu yani Zahiri mezhebi hariç arkadaşlar bunun dışındaki diğer tüm mezheplere göre öyledir. Zahiri mezhebi ise İnnemel mâ'u minel mâ'i Hadisine dayanarak Yani su sudandır. Su ancak suyla gerekir. Yani e, guslu sana vacip kılan su ancak senin suyu görmenle meydana gelir derler. Yalnız e, bu hadis diğer hadislerle nehy edilmiştir Üçüncü durum ise hem erkeğe hem de bayana guslün gerektiği üçüncü durum ise ölümdür. Allahu Teala insanı tertemiz bir şekilde yaratır. Tertemiz bir şekilde dünyaya getirir. İnsan da vefat ettiğinde öyle çok temiz de olsa, çok pak da olsa ölmeden kısa bir süre önce yıkansa da dahi kendisi vefat ettiği takdirde tertemiz bir şekilde yıkanır. Tertemiz bir kefene konur ve bu şekilde defnedilir. Ve selâsetun yahtassu biha en Diğer üç tanesi ise sadece bayanlara özel durumdur. Bu da arkadaşlar el haydu kadının hayız halidir. Yani hayız hali bittikten sonraki durumudur. Çünkü hayız halinde yıkaması farz veya vacip değildir. Kendisi hayızını bitirdikten sonra, e, temizlendikten sonra bu durumda kendisine gusül gerekir. Ve nifasu nifastır. Ee, bu konu ileride zaten detaylı bir şekilde geleceği için bahsetmeyeceğim ee, uzun bir şekilde bahsetmeyeceğim nifas ise kadının e, doğum yaptıktan sonra gördüğü kandır kendisinden gelen kandır şimdi nifasa niye usul gerekiyor arkadaşlar çünkü nifas kanı birikmiş olan hayız kanıdır çünkü kadın e, hamile olduğunda e, kendisinden kan gelmez her ne kadar şafi mezhebinde işte hamile kadın da hayız kanı görür diye bir görüş olsa da yani tıbben de bu ispatlanmış ki hamile kadın adet görmez. Ee, hamile kadın ee, daki hamile kadın hamile olduğu süre içerisindeki kanlar birikir, 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 doğum yaptıktan sonra bu kanlar kendisinden çıkar. Yani dolayısıyla bu da aynı şekilde nifas kanı da aynı şekilde hayız kanıdır. Şimdi arkadaşlar ee, Hayız bu şekilde nifas bir bu şekilde Viladet var bir de kadının doğum yapması Şimdi her kadın doğum yaptıktan sonra Kan görmeyebilir Ama buna rağmen şafi mezhebinde Kabul gören görüşe göre Kadın kan görsün Görmesin doğum yaptığı Andan itibaren kendisine ne gerekir Doğum yaptığı andan itibaren Kendisine gusül gerekir Şimdi zaten eğer kadın kan görürse Bizler deriz ki Hani ıslaklık görürse ıslaklıktan kasıt burada arkadaşlar kandır. Kadın kan görürse zaten nifastır. Her halükarda öyleyse kendisine ne gerekir? Kendisine gusül gerekir. E peki bazı kadınlar diyelim doğum yaptığı halde hiçbir şekilde kan görmezler. Bu durumda da kendisine gusül gerekir mi? Gusül gerekir. Niye? Çünkü der ki şafi mezhebinde makbul olan görüşe göre, kabul gören asah görüşe göre denilir ki çıkan çocuk bir manada menidir. Yani bir yani meniden müteşekkil bir şeydir. Şimdi meniden müteşekkil olduğundan dolayı öyleyse kadından meni çıkmış gibi bir durum ortaya çıkar. Bundan dolayı ise kendisine gusül gerekir. Hatta Şafii mezhebinde kadın düşük yaparsa arkadaşlar mesela şeyden önce, doğumdan önce bir ay bittikten sonra veya iki ay bittikten sonra kadın düşük yaparsa bu durumda kendisine yine gusül gerekir. Niye? Çünkü ya kan görmüştür, o kandan dolayı kendisine gusül gerekir. Ya da arkadaşlar meni kendisinden çıkmıştır. Yani meniden müteşekkil olan bir parça kendisinden çıkmıştır. Yani bu durumda da kadın sanki cünüp olmuş gibi itibara alınır ve bundan dolayı kendisine de gusül gerekir arkadaşlar. Faslun bu faslımızda ise e, guslün farzlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve faraidul gusli selâsetu eşyâ. Guslün farzları üç tanedir. En niyetu innemel a'malu bin niyeti hadisine binaen e, gusül almadan önce e, kişinin niyet etmesi gerekir. Ve izâletun necâseti inkânet ala bedenihi. İkinci farzi ise kişinin bedeninde. ister bayan olsun ister erkek olsun. Necaset varsa o necasetin giderilmesi. Ve isalul ma'i ila cemi'i şa'ri vel beşereti. Vücutta bulunan bütün kıllar, bütün tüylere ve derinin tamamına ulaşılabilecek yerler. Tabii mesela burunun içi veya ağzın içi veya kulakların içi e, ne suyu ulaştırmak farz değildir. Yani ulaşa, ulaşmanın, suyun ulaşmasının mümkün olduğu yerler. Ee, kişi mesela dudağını kapattığı esnada gözüken yerleri yıkaması lazım. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada üç tane farzdan bahsetti. Niyet, kişinin üzerinde varsa necaset, o necaseti giderme. Bir de bedenin tamamına suyu ulaştırma. Şimdi başka şafi kaynaklarına baktığımızda arkadaşlar mesela İmam Nebevi'nin ee, minhacına baktığımızda, Minhacut talibinine baktığımızda kendisi zaten e, muharrerin muhtasarıdır. İmam Rafi'i kendisi e, İmam Ebu Şuca aynı fikirdedir, aynı görüştedir. O da der ki varsa bedenin üzerinde herhangi bir necaset o necasetin giderilmesi lazım. İmam Nebevi ise der ki bedenin tamamını yıkamak yeterlidir. Yani hem o üzerindeki necaset gitmiş olacak hem de bedeninin her tarafı ıslanmış olacak. Dolayısıyla İmam Nebevi'ye göre guslün farzları ikidir. Şimdi buradaki üzerindeki necasetler var dedi ki bu necaset de arkadaşlar hükmü necasetlerdir. Şimdi necasetler ikiye ayrılır. Bir tanesi en necasetul ayniyetu göz ile gözüken necasetlerdir. Yani kişi göz ile görüyor. Zaten böyle bir necaset kişinin bedeninde varsa guslün sahih olma şartlarından biri imam neveviye göre de diğer imamlara göre de gusun sahih olmasının şartı zaten önce o üzerinde bulunan necaseti gidermendir. O necaseti gidermendir. Bir de en necasetül hükmiyetu hükmü olan necaset var arkadaşlar. Hükmü olan necaset ise göz ile gözükmeyen necasetlerdir. Yani sen biliyorsun ki. Yani mesela kadın ile erkek arasında bir cinsel birleşme olmuş. O meniden önce çıkan mez veya e, idrar çıkmışsa idrar olsun diyelim. O belki ya kadının üzerine ya da erkeğin üzerine bulaşmıştır. Bu durumda bu ennecesetül hükmiyetudur. Göz ile gözükmeyen bir necasettir. Şimdi İmam Rafi'i der ki veya e, İmam Ebu Şucah da tamamen aynı görüşte ise ben bazı e, tahkik çalışmalarında El-İkna üzerine yapılan e, Hatip Eşirbi'nin e, Gayetül İktisar üzerine yazdığı İkna şerhinin bazı tahkik çalışmalarına baktım arkadaşlar. E, orada İmam e, Ebu Şucaan da aslında buradaki kastının şey olduğunu yani aynı necaset olduğunu belirtir. Hükmü necaset olmadığını söyler. Yani o tahkik çalışmalarına göre İmam Nebevi İmam Ebu Şucan görüşü de aynıdır. Yalnız İmam Rafiye'nin görüşü tamamen burada farklıdır. İmam Rafi der ki senin üzerinde hükmü bir necaset varsa o hükmü bir necaset için sen kendine su döktüğünde o su mustahmel olur. Çünkü üzerinde bir necaset var. Hani hatırlarsanız biz mustahmel suyu anlatırken dedik ki mustahmel su demek ya kendisiyle farz bir ibadet yani ya kendisiyle farz olan bir abdest alınmış veya bir necaset temizlenmiş dedik değil mi? Şimdi senin üzerinde göz ile gözükmeyen bir necaset var. Sen o necaseti gidermek için üzerine ilk başta su döktüğünde ne olur? O suyu döktüğünde arkadaşlar o su artık mustamel olur. E mustamel olan su ile ise arkadaşlar ne olmaz? Gusül olmaz. İmam Rafi tamamen bu görüştedir. Yalnız İmam Nevevi de kultu şeklinde Minhacut talibine yaptığı idafelerde der ki her ikisi için de tek su yeterlidir. Dolayısıyla İmam Nevevi'ye göre guslun farzları burada üç tane değil, guslun farzları burada iki tanedir arkadaşlar. Guslun sünnetlerinden bahsedelim şimdi de. وَسُنَنُهُ hamsetu اَشْيَاءَ Toplamda guslun beş sünneti var. اَتْتَسْمِيَتُمْ e, besmele abdestte zaten bunun e, bununla ilgili delilleri söyledik. Vel wudu'u kablehü gusül almadan önce abdest almak. Bu da efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetidir. Hazreti Ayşe validemiz der ki: "Ennen Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem kana izâ ğıhtasala min el cünüplükten dolayı abdest gusül abdesti aldığında ilk e fagasale yedeyhi. ilk başta elini yıkardı. Summe yatavadda'u kema yatavadda'u li salati. Namaz için nasıl abdest alınıyorsa ayrıca bir de onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırdı der Hazreti Ayşe Validemiz. Ve imrarul yedi al cesedi. Ne yapmak? Ee, kişinin bedenini ovalaması. Çünkü e, Maliki mezhebine göre arkadaşlar imrarul yedi alel cesedi yani kişinin bedenini elini yani ovma işlemi maliki mezhebine göre muhakkak olması gerekir. Hani lil huruc min hilaf dedik ya daha önceki dersi, derslerimizde. Vel muvalatu aynı şekilde arkadaşlar ara vermek sizin yıkanmak da sünnettir. Ne demek? Yani mesela bir kimse e, gusül abdesti aldı diyelim. E, bedeninin sadece bir kısmını yıkadı. Sular kesildi. Sonra tekrardan su geldi diyelim. Bu kişinin tekrardan bedeninin tamamını yıkamasına gerek var mı? Yani sünneti yerine getirmek istiyorsa zaten yapacak. Hani bizler burada farz durumundan bahsediyoruz. Kendisi diyelim bedeninin geriye kalan kısmını tekrardan gelen suyla yıkadığı takdirde guslün farzı kendisinden düşmüş olur. Ancak o sünneti yerine getirmiş olmaz. Ve takdimul yumna yusra. Sağ tarafı önce yıkamak. Yani nasıl abdeste sağ ağzaları yani çift olan sağ ağzaları ilk başta yıkamak sünnetse aynı durum arkadaşlar gusül içinde geçerlidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten ilk başta sağ kısmını yıkardı sonradan sol kısmını yıkardı. Çünkü kana yuhibbu et tayamuna fi tuhurihi. Hazreti Ayşe'nin de aktardığı gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temizliklerinde e, daima sağ taraftan başlamayı severdedir dedir Hazreti Ayşe validemiz. Bu faslımızda ise arkadaşlar bir sonraki ve bu dersimizin son faslında ise el igtisalat el mesnune sünnet olan gusuller nelerdir? Hangi durumlarda gusül abdesti almak sünnettir? Ondan bahsedelim. ''Guslul cumuati'' Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki ''İzâ ce'e ahadukum ilel cumuati fel Sizden bir kimse Cuma geldiğinde gusül abdesti alsın. Şimdi bu hadise baktığımızda e, gusül abdestinin farz olduğu belki, belki aklımıza gelir. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadisinde ise der ki ''Men tevaddae yevmel cumuati febiha wa nimet'' Bir kimse cuma günü abdest alırsa bu ne güzel bir iştir. Ve men igtasala fel Ancak gusül abdesti alması çok daha faziletlidir. Ee, bu hadis bir önceki hadisi ya nesh ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yukarıdaki hadiste az önce söylemiş olduğum hadiste fel yagtesil diye emretmesi bu da e, istihbab olan bir emirdir. Yani farzda delalet eden bir emir değildir. İkinci sünnet guslu ise vel iğdeyni, Guslül iğdeyni, her iki bayram için alınan gusuldür. Ee, İmam Malik Muvatta'da da e, şöyle bir hadis aktarır. Enne Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma kâne yağtasiru yevmel fitr Abdullah ibn Ömer'in e, fıtır günü yani Ramazan bayramında gusul abdesti aldığını söyler. E, Kable en yağdu ve ilel musalle, namaza gitmeden önce. Kurban bayramı ise hani murat olarak aynı anlama geldiğinden dolayı hani insanlar toplanır işte Müslümanların bayramıdır. Müslümanların güzel olması lazım. Ee, Kurban Bayramı ise Ramazan Bayramına kıyas edildi. Arkadaşlar her iki bayram guslü kişi ister bayram namazına gitsin, ister bayram namazına gitmesin her halükarda kendisine sünnettir. Yalnız Cuma'nın guslü ise arkadaşlar Cuma'nın guslü sadece cuma namazına gidenler için sünnettir. Eğer bir kimse cuma namazına gitmezse kendisi için sünnet olmaz. Bunun vakti ise sabah namazından sonra başlıyor guslün vakti. Yani cuma namazının guslünün vakti sabah namazından sonra başlıyor. Aynı şekilde arkadaşlar e, el istiska yani e, guslul istiska vel husuf vel kusuf yani eee Yağmur duası talebinde bulunmak için namaza çıkıldığında da gusül abdesti almak sünnettir. E, güneş tutulması, e, husuf ay tutulması, kusuf ise güneş tutulması için de e, gusül abdesti almak sünnettir. Çünkü insanlar bir araya gelmektedir. Yani bayram namazında veya cuma namazında yani hangi niyetle, hangi amaçla gusül abdesti alınıyorsa e ee, aynı durum aynı mesele burada da söz konusudur. Yani yine Müslümanlar bir araya geliyor, toplanıyor. Dolayısıyla bunlar içinde sünnettir. Vel guslu min gusl Ölüyü yıkadıktan sonra da e, gusül abdesti almak sünnettir. Çünkü efendimiz Aleyhisselatü vesselam der ki: "Men ghassale meyeten felyaghtasi." Bir kimse ölüyü yıkarsa ardından gusül alsın. Bir başka hadiste ise arkadaşlar لَيْسَ عَلَيْكُمْ ف۪ي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ اِذَا غَسَّلْتُمُوهُ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki ölüyü yıkadığınızda sizin gusül abdesti almanıza gerek yoktur. Yani az önceki hadise binaen bu guslün farz olduğu anlaşılıyor. Yalnız bir sonraki hadis onu ne yapmış arkadaşlar? Sınırlandırmış veya nesk etmiş diyelim. Kafir bir kimse arkadaşlar Müslüman olduğunda eğer kendisi cünüp değilse veya guslü gerektirecek bir durum kendisinde yoksa bu kimsenin de gusül abdesti alması sünnettir. Vel kafiri izâ esleme kafir bir kimse de eğer Müslüman olmadan önce kendisinde guslu gerektirecek herhangi bir durum yoksa yani cünüp değilse veya eşiyle birlikte olmamışsa veya kadın hayızdan e, çıkmışsa e, bu durumda kendisine her halükarda zaten gusül gerekir. Tıpkı bir Müslümana gerektiği gibi. Ancak eğer kendisinde bu az önce izah etmiş olduğum durumlar yoksa bu durumda kendisinin gusül alması sünnettir. Farz değil çünkü Kays bin Asım radıyallahu anh Peygamber Efendimizin yanına gelir. Der ki eteytun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem uridul islame. Ben Müslüman olmayı istiyordum ve Peygamber Efendimizin yanına geldim. Fe emarani en agtesile bimâin ve sidrin. Efendimiz aleyhissalatu vesselam benim su ve sidir otuyla yıkanmamı emretti. Şimdi bu hadise baktığımız zaman da hani Kays bin Asım der ki bana emretti. Yalnız bizler siyerden de biliyoruz veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer hadislerinden de biliyoruz. E, gusül almak farz değil. Çünkü bazen kabileler toplu halde İslam'a giriyordu. Sevgili Peygamberimiz kendilerine illaki gusül abdesti almanız gerekir diye bir emirde bulunmuyordu ve guslül ve ve'l muğma aleyhi izâ ifâka deli olan bir kimse veya baygın olan bir kimse ayıldıktan sonra e, gusül alması da aynı şekilde sünnettir çünkü arkadaşlar e, derler ki e, İmam Şafii'nin kendisi de söyler deli olan bir kimsenindir e, kendisinden meni çıkma ihtimali çok yüksektir. İmam Şafii kendisi de bunu der. Der ki قَلَّمَنْ <gallemen> جُنَّ <cunne> illa ve enzene. Yani deli olup da kendisinden meni çıkmayan kişiler çok azdır. Buna binaen e, gusül abdesti alması sünnettir. Aynıca baygınlıkla ilgili Hz. Ayşe Validemiz der ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yugma aleyhi fi maradi mevtihi Yani Efendimiz sallatu vesselam vefat etmeden önceki hastalığında bayılırdı. Fe izâ efâka ayıldığında ise uyandığında ise Peygamber Efendimiz e, gusül abdesti alırdı. Aynı şekilde arkadaşlar vel guslu inde ihrami. İhrama girmeden önce de gusül abdesti almak sünnettir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü vesselam kendisi ihrama girmeden önce gusül abdesti alırdı. Ve li duhuli Mekke'te. Mekke'ye girmek için yani Mekke'ye girmeden önce de gusül abdesti almak sünnettir. Ve lil bi Arafat Dağı'nda vakfaya durmadan önce de tabi imkan varsa gusül abdesti almak sünnettir. Burada da aynı murat var. Yani insanlar, Müslümanlar bir araya geliyor, toplanıyorlar. Hem Müslüman kardeşini rahatsız edecek bir durum olmasın. Koku ve benzeri sebeplerden dolayı rahatsız edecek bir durum olmasın. Hem de Müslüman kardeşine güzel görünsün. Velil mebiti bi muzdelifete. Arafat Dağı'nda e, hacılar bekledikten sonra e, daha güneş doğmadan önce, imsak vakti gelmeden önce e, Müzdelife'ye giderler. E, Müzdelife'ye gitmeden önce gusül abdesi almak sünnettir. وَلِرَمْيِ الْجِمَارِ اَثَّلَاثِ Teşrik günlerinde arkadaşlar, hacılar e, üç e, cemreye taş atarlar. Tabi ilk gün sadece bir tanesine taş atılır. O bir tanesine taş atıldığında gusül abdesi almak sünnet değil. Yalnız teşrik günlerinde her gün eğer orada kalırlarsa hacılar her gün ne yaparlar? Her üç cemreye de taş atarlar. Bu esnada da yani bu taşları atmadan önce de gusül abdesti almak sünnettir. Velid tavafi, Kabe ister sünnet tavaf olsun ister farz tavaf olsun. Bu esnada da arkadaşlar gusul e, gusül abdesti almak aynı şekilde sünnettir. Velid sa'yi, Safa ile Merve arasında gidip gelindiğinde de hani gidip gelmeden önce bunun içinde gusül abdesi almak sünnettir. Ve dukhuli medineti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sünnet gusül ise arkadaşlar efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın Medine'sine gitmeden önce yani bizim bildiğimiz Medine'ye varmadan önce gitmeden önce de aynı şekilde gusül abdesi almak sünnettir. Bu dersimizde arkadaşlar bugün e, tamamen guslu el aldık, guslu gerektiren durumlardan bahsettik, guslün farzlarından, sünnetlerinden bahsettik. Son olarak da sünnet olan gusulleri hangileridir, onlardan bahsettik. Rabbil alemin.